Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıfın önemli konularından bir tanesi olan yüzdeler konusuyla alakalı soru çözümü yapacağız. Yüzdeler konusu artık kesirler. ondalık sayılar derken son nokta. Yüzdeler konusu günlük hayatta çok fazla karşılaştığımız bir konudur. Örneğin mesela dedenizle gittiniz alışveriş merkezinde gezerken. Dedeniz mesela bir şey almak istedi ve orada dedi ki mesela oğlum işte %10 torunum. %10, %20 indirim var. İşte bakalım 100 liralık bir şey işte kaç paraya geliyor? Söyle bakalım falan diye hesapla derken orada takıl Artık bundan sonra onları böyle tıkır 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 hesaplayıp dedenizi böyle e, şaşırtacaksınız diyelim bu konudan sonra ama çok iyi çalışmanız lazım çünkü önemli bir konu yüzdeler konusu e, dolayısıyla hiçbir eksik bırakmadan gerek işte e, ders konularını dinleyerek videoları dinleyerek gerekse soru çözümü yaparak bu konuyla alakalı eksik bir nokta bırakmamanız gerekiyor diyelim ve hemen soru çözümlerimize geçelim. İlk bölümümüz genelde biliyorsunuz hatırlatmayla geçiyor. Herhangi bir bütünün yüz eş parçasından birini veya birkaçını gösteren sayılara oy çokluğun yüzdesi. Bakın yüzdesi e, denir. Yüzde hangi sembolle gösterilir diyelim ve yüzde sembolü biliyorsunuz zaten her yerde karşılaştığımız bir durum. Okunuşlara bakalım. Bakın bu ifade yüzde beş diye okunur. O zaman hemen yazalım. Yüzde beş diye okuyoruz. Buraya bakalım. Yüzde 37 ya da sayı olarak da yazabiliriz ya da 30 7 şeklinde tamamen böyle bir cümle olarak da yazabiliriz diyelim. Bu bilgiyi verdikten sonra neymiş? Demek ki yüz eş parçadan birini veya birkaçını gösteren sayılara yüzde sayılar deniyormuş sevgili arkadaşlar. Bu hatırlatma yaptıktan sonra Hemen ilk etapta gördüğümüz kısma bakalım. Verilenlerin paydası 100 ise yüzde sembolüyle gösteriniz demiş. Yüzde sembolüyle gösterilenleri de e, rasyon, e, kesir olarak gösterin demiş. Hemen bakalım. E, yüz parçada 15. Yüzde 15. O zaman yüzde sembolünü bu şekilde yapıyorum. Ve 15 yanına yazıyorum. Bakın burada yüzde 35. Yüzde 35. Hemen bunu yazıyorum. Buraya bakalım. %1 hemen 100 parçada 1 olduğu için %1'i de bu şekilde yazıyorum. Buna bakalım. Bu sefer yüzde olarak vermiş. Kesir olarak istiyor bizden. %2 yani 100 parçada 100 parçada ikisi. Buraya bakalım. 100 parçada 57'si %57. Buraya bakalım. 100 parçada 98'i diyelim ve bu bilgimizi de verdikten sonra uygulayalım bölümünde geride bırakıyoruz. Bakalım o Tonguç'un T'si karşımızda yukarıda eş karelere bölünmüş modellemede boyalı olan kısmı tüm şeklin yüzde kaçı olduğunu bulunuz demiş. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a 10 bir kare. Toplam kaç tane karemiz var? 100 tane karemiz var. 100 tane toplam karemiz var. Peki Tonguç'un T'sinde kaç tane ee, sarı renkli kutucuğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. 100 kutucuktan 36 tanesi bize Tonguç'un T'sini vermiş. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 100 tane de 36 tane yani %36 değil mi? %36 diyebiliriz. Böyle kesir olarak gösterebiliriz ya da %36 deyip bu şekilde de gösterebiliriz diyorum. Bakıyorum şıklarda altı nerede? D şıkkında. Hemen D şıkkını işaretliyorum ve bu güzel sorumuzda yaptıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Tonguşa da bay bay diyoruz. Güzel güzel bakıyordan bize. Hemen bir başka soru bilgi. Paydası 100 olmayan kesirlerin paydasını 100 yaparız sonra yüzde olarak gösteririz demiş. Bakın burada da bize direkt sayı olarak vermemiş de cümle olarak vermiş yüzdeyi bulmamız için. Biz de okuyalım ve değerlendirelim. 100 tane bilyenin 45 tanesini kaybeden Tonguç bilyelerinin yüzde kaçını kaybetmiştir? Ah Tonguç seni gidi kaybetmişsin demek ki bilyelerini. Hemen bakalım 100 tane de 45 tanesini. O zaman 45 bölü 100. Yüzde 45'ini kaybetmiş. Zaten okurken de söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Yüzde 45'ini derken o zaman bakın yüzde %45'ini diyorum ve burada %45 ifadesini yazıyorum. İkinci sorumuz bir sınıfta 20 öğrencinin 7'si geziye katılmıştır. Buna göre geziye katılan öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi 20 öğrencimizin bakın 20 öğrencimizin 7'si katılmış. 20'de 7 ya da 7 bölü 20. Ancak ben bunu yüzde olarak gösterebilmem için paydasını 100 yapmak zorundayım. 20'yi peki neyle çarparsam 100 yapar? İşte 20, 40, 60, 80, 100. Demek ki 5 de. 5 ile ne yapıyorum? Genişletiyorum. 5 çarpı 7 çarpı 5. 20 çarpı 5 diyorum. 7 kere 5, 35. 20 ile 5 çarparsam 100. Dolayısıyla buradan %35 bakın. Sınıfımızın %35'i geziye katılmıştır diyoruz. Buraya bakalım. 300 kişilik bir turist kafilesinin 60 kişisi Alman vatandaşı ise Almanların bu gruptaki içindeki yüzdesi kaçtır demiş. Buraya bakın. Öncelikle 60 kişi olduğuna göre 300'de 60. Yani buraya bakın 300'de tamamını buraya yazıyorum. 60'ı buraya yazıyorum. Şimdi paydamız yüzde olarak göstermek için paydayı 100 yapmak zorundayım. Bakıyorum şimdi burada 300 nasıl 100 olur? 3 ile sadeleştirirsem olur. O zaman ben 60'ı da 3'e bölüyüm. 300'ü de 3'e bölüyüm buradan hemen bakın. 60'ı 3'e böldüm 20. 300'ü 3'e böldüm 100. Aa hocam son paydamız 100 oldu. O zaman bu ifademizde biz ne yapacağız? Yüzde olarak gösterebiliriz. Nedir? Yüzde 20 olarak gösterebiliyoruz dedik. Ve bu güzel sorularımızda ısınma sorularımızda göndererek bakın bilgi çok önemli. Payda 100 yapmak yüzdelerde adı üstünde zaten yüzdeler. Yani 100 yapmak zorundayız tamam. Hemen bakın gönderiyorum sorularıma devam ediyorum. EFSO bir soruyla yukarıda verilen ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralanmış araçladıklardan hangisidir? Aa bakıyorum birisi elma, biri armut, biri şeftali. Aman Allah'ım bunları bir kere sıralamak için mutlaka ve mutlaka hepsini aynı cins yapmak zorundayız ki sıralamamız daha kolay olsun. Şimdi konumuz yüzler olduğu için o zaman yüzde olarak kalsın diyelim. Hemen şuraya bakalım 7 bölü 25'i nasıl acaba e, yüzde olarak gösterebiliriz? 7 bölü 25 genişletme yoluyla 100 yapıyorum paydasını. E 25'i neyle çarparsam 100 yapar diye düşünüyorum. E, kaç bakalım? 25, 50, 75, 100. O 4 tane. O zaman tamam. O zaman 4 ile genişletirsem ben bunu. 4 ile genişletirsem hemen şöyle bakın yapalım. 7 kere 4, 28. Bununla çarptığımızda 25 4 çarparsak 100. O zaman ne oldu? yüzde 28. Bu zaten bu arkadaşımız zaten hazır bir şekilde bekliyor sıralanmak için. Bakın burada. C'ye bakalım. C'de 0 tam 10'da 4. Yani 4 bölü 10 diyebiliriz 4 10'da yine bunu da bakın 100 yapmak için neyle genişletiyorum 10 ile genişletiyorum 10 çarpı 10 diyorum buradan 40 buluyorum buradan 100 buluyorum bu ifademizde kaç olacaktır %40 olacaktır o zaman şu ifadelerin üstünü çiziyorum ve sana diyorum ki %28'sin bu ifademiz zaten yüzde 37. Bu ifademizin üstünü çiziyorum. Ne bulmuştum? Yüzde 40 bulmuştum. Buraya da yüzde 40'ı yapıştırıyorum ve ne yapıyorum? Sıralamam yapıyorum. Küçükten büyüğe dediği için en küçüğümüz nerede? A şıkkı. O zaman A ile başlayacağız. Bakın bunlar gitti. Sonra hangisi küçük? B. Ondan sonra C. O zaman sıralamamız A küçüktür B. B küçüktür C diyorum. Ve doğru cevabımız B şıkkındadır sevgili arkadaşlar. Güzel bir sıralama sorusu. Bütün test kitaplarında karşımıza çıkar. Onun için dikkat etmemiz gereken şey hepsini aynı cins olarak yazmaktır dedikten sonra bu sorumuzu da gönderelim bakalım. Çok basit o bir soruyla karşınızdayız. Bakalım çok basit o soruda neler söylemiş bizlere sevgili arkadaşlar. 300 sayısının %70'i kaçtır? Bir bütünün bir parçasını bulma. Bütünün bir miktarını bulma sorusu. O zaman şöyle yapıyoruz. Bakın bunların şöyle bir yöntemi var. 300'ü yazıyorsunuz. Bunu da nasıl yazacaksın? 70 bölü 100 olarak yazacaksın. 70 bölü 100 ile çarpıyoruz. Çarparken isterseniz önce bunu da bunu çarpın. Sonra buna bölün. İsterseniz önce 300'ü 100'e bölün. Sonra 70'le çarpın. Ben genelde bölmeyi tercih ediyorum. Çünkü sayıyı küçültüp sonra çarptığımızda daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. O zaman 300'ü 100'e bölüyorum. Buradan kaç çıktı? 3. 3'ü de 70 çarpıyorum. Buradan kaç çıktı cevabım? 210 çıktı. Demek ki 300'ün %70'i 210'a karşılık geliyormuş. Hemen devam edelim bakalım diğer sorumuzda. 400 sayısının %30 fazlası diyor bakın. Önce %30'unu bul sonra 400'ün üzerine ekle. Aynı mantıkta yine bir bütünün bir miktarını bulma sorusu. 30 bölü 100 olarak yazıyorum bunu. Buradan 400'ü öncelikle 100'e bölüyorum. Buradan 4 buluyorum. 4 ile de 30'u çarpıyorum. Buradan 120 buluyorum. 120 ekleyeceğiz. Ekle yiyeceğiz diyelim. Sevgili arkadaşlar o zaman 400'ün üzerine 120'yi eklersek sayımız kaç olacaktır? 520 olacaktır. 400'ün %30 fazlası kaçmış? 4, 520'ymiş dedik ve bu güzel sorumuzda bunlar da kesir problemlerinde çok fazla karşılaştığımız bir tarz. Bunlar işte bütünün parçasını bulma ya da parçadan bütüne şeklinde de söylediğimiz kısımlar diyebiliriz. Hemen bir başka sorumuz olan Güzel bir tablomuz var burada. Hemen tablomuzu değerlendiriyoruz. Sorumuzu okuyoruz ve arasında bir ilişki kurmaya gayret ediyoruz. Bakalım. Yan tarafta bir sınıftaki öğrencilerin seçtikleri spor branşları ve sayıları verilmiştir. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı tenis branşını seçmiştir demiş. Şimdi bakalım. Öncelikle sınıfımızda kaç kişi var? Toplam kaç kişi var? Onu bulalım. Toplam yazıyorum. Hemen bakalım. E, 20 20 de buradan geldi. Bakın birbirini kısa yoldan toplama var. 5. sınıfta dinlemişsinizdir ilk zamanlarda. Birbirini tamamlama yöntemiyle. Bununla bunu topladım. 20 yaptı. Bununla bunu topladım. 20 yaptı. Toplam demek ki sınıfta kaç kişi var? 40 kişi var. Tenis oynayan kaç kişi var? 8 kişi. O zaman şunu diyebilir miyim? Sınıfımızda 40 kişinin 8'i tenis oynuyor. Yani 40'da 8 diyebilirim. Bakın bu şekilde. Ancak ben bunu yüzde olarak gösterebilmem için burada yapmam gereken şey e, paydayı 100 yapmaktır. Dolayısıyla öncelikle ben bunu 4 ile sadeleştireyim. 4 ile bölüyüm. Bakın 4 ile böldüm. 4 ile böldüm. Buradan 2 bölü 10 cevabını buldum. Artık 2 bölü 10'u bulduktan sonra 100 yapma şansım daha da arttı. Bakın hemen taradım. Bu sefer de ne yapacağım? 10 ile genişletirsem. Bu sefer 10 ile genişletiyorum ve buradan 20 bölü 100 cevabını buluyorum. E 20 bölü 100, %20 demektir hocam. O zaman tenis oynayanların sayısı tüm sınıfın %20'sine karşılık geliyor. Nerede bakın şıklarda cevabımız A şıkkında diyorum ve bu güzel sorumuzda hem sadeleştirme hem de genişletme yoluyla yüzde olarak yazdım ve e, bu şekilde de ne yapmış olduğum sorumu yapmış olduğum değerli arkadaşlar. Dedikten sonra bir başka sorumuza bakalım hemen. Sorumuzda Osman Amca ile başlıyor. Hoş geldin Osman amca diyelim ve sorumuzu okumaya başlayalım. Osman amcanın çiftliğinde toplam 300 hayvanı vardır. Kurban bayramının yaklaşması ile hayvanlarının birinci gün yüzde 40'ını satmış, ikinci gün yüzde 20'sini satmış. Buna göre Osman amca iki günde toplam kaç hayvan satmıştır? Bakın öncelikli olarak yüzde olarak toplayalım. Yüzde 40'ını birinci gün, yüzde 20'sini ikinci gün satmış. O zaman toplayalım yüzde 40 birinci gün. %20 ikinci günse toplamda ne olur? %60 satılmış. Satılmış değil mi? O zaman %60 satılmışsa o zaman ben tüm hayvanların neyini bulacağım? %60'ını bulacağım. Nasıl bulacağım? Az önce yaptığımız gibi. Bir bütünün bir miktarını bulma. 300'le %60'ı 60 bölü 100 olarak yazıyorum. Buradan nasıl yapıyorduk? 300'ü 100'e bölüyorum. 300'ü 100'e bölüyorum. Buradan kaç çıktı? 3 çıktı. 3 deneyi çarpıyorum 60'ı 3 çarpı 60 diyorum buradan 180'i buluyorum. 180 tane hayvanı satılmış diyebiliriz. Zaten bize neyi soruyor? Satılmış olan hayvan miktarını soruyor. 180 tane satılmıştır. O zaman doğru cevabımız bakın burada A şıkkında diyorum. Ve bu sorumuzda ne yapıyoruz? Gönderiyoruz güzel bir soruydu bu da. Sevgili arkadaşlar hemen bakalım bir başka zor diyor bakın bakalım zor mu gerçekten Ahmet çalıştığı iş yerinde günlük 400 TL maaş almaktadır yani günlük olarak çalışıyormuş demek ki Ahmet günlük 400 lirayı çalıştığı zaman cebe indiriyor ama bazen patron diyormuş ki Ahmetciğim mesaiye kalır mısın bugün işler çok yoğun diyormuş ve Ahmet'e demiş ki eğer yüzde yani %30 zamlı olacak e, olarak alacaksın maaşını demiş Ahmet de kabul etmiş tamam demiş çalışırım demiş yüzde %30 olarak da zamlı günlük maaşımı da alırım eyvallah demiş ve Ahmet çalışmaya başlamış. Günün sonunda Ahmet acaba kaç para maaş alır diye sormuş bizlere. 400'ün üzerine tabii ki %30 e, zamlı maaş alacak. Yüzde da üzerine ekleyeceğiz. O, o, zaman 400 sayısının yani 400 TL'nin bir kere yüzde otuzunu bulmamız gerekiyor. Yüzde otuzunu bulmak için biliyorsunuz yine otuzla çarpıp yüze böleceğiz veya yüze bölüp otuzla çarpacağız. Hemen bakın yüze böldüm. Buradan kaç çıkar? 4 çıkar. 4 ile de 30'u çarptığımda buradan 120 TL. Bu nedir biliyor musunuz? Mesai ücreti. Mesai ücretidir 120 TL. E zaten Ahmet 400 TL'yi hak etmişti. Bütün gün çalışmıştı. 400 TL hak etti. E, 120 TL'de nereden geldi? Mesai ücreti olarak geldi. Toplamında kaç para e, Ahmet eve giderken para alır? 520 TL para alır Ahmet kardeşimiz. O zaman doğru cevabımız. Bakın C şıkkında diyorum. Ve bu güzel soruyu da yaptıktan sonra geçiyorum diğer soruma. Beceri temelli soru biliyorsunuz. Beceri temelli sorulu Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı. Yine böyle düşünmeye sevk eden, e, mantık muhakeme yürütmemizi sağlayan sorular artık beceri temelli sorular diye isimlendiriliyor. E, LGS de artık bu formatta biz de ona hazır olmalıyız değil mi? Yani böyle sorular çözerek hazır hale gelmeliyiz diyelim ve sorumuzu okuyalım. Tarcan kirlenen pantolonunu yıkaması için annesine vermiş. Ancak annesi pantolonu yanlış bir programda yıkadığı için 150 santimetrelik pantolonun %10'u %10'luk kısmı çekmiş. Aman Allah'ım tarcanın güzelin pantolonu gitti ne yapıyor? Program olarak yani makinede biliyorsunuz değişik değişik programlar var. İşte pamuklu, yünlü, e, şudur budur falan diye bir sürü. Onlara dikkat etmemiz lazım. Annelerimiz zaten bu konuda biliyorsunuz uzman. E, hemen bakıyorlar, anlıyorlar. Fakat e, Tarcan'ın annesi biraz böyle demek ki gözünden kaçmış ve Tarcan'ın pantolonunu makineye atmış. Tarcan'ın pantolonu çekmiş. Tarcan görünce tabii şok olmuş. Aman Allah'ım. Ne oldu pantolonuma der falan derken e, çok sinirlenmiş ve üzülmüş. Annesi de muhtemelen Tarcan'a yeni bir pantolon almıştır. Ancak biz burada neyi bulacağız? Tarcanın pantolonunun kaç santimetre kaldığını bulacağız. O zaman öncelikle 150 santimetrelik pantolonun %10'luk kısmını bulmak zorundayım ki kaç santimetre çektiğini bulalım. Nasıl buluyoruz? 150 santimetreyi bakın şunu hemen şuraya çıkartalım. 10 bölü 100 olarak yazalım. 10 bölü 100 olarak yazıyorum. Bakın bir bütünün bir kısmını bulma. %10'luk kısmını bulma. 150 ile e, bu sefer onu çarpayım. 150 ile onu çarpıyorum. Buradan ne oldu? 1500 oldu. 1500'ü de 1500'de de bu sefer ne oluyor? 100'e bölüyorum. Kısa yoldan bölmeyi zaten biliyorsunuz. Öğrenmiştik ilk konularımızda. Sıfırlarımızı şöyle attık. Kaç oldu? 15. 15 santimetre çekmiş. Tarzan'ın pantolonu 15 santimetre kısalmış. O zaman 150 santimetrelik pantolonumuzun 15 santimetrelik kısmı çekerse geriye ne kalır? 150'den 15 çıkarttığımızda 135 santimetre. Kalır Tarcan'ın pantolonu diyoruz ve Tarcan'a da geçmiş olsun dediklerimizi iletip yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Efsane bir soru. Bakalım bu sorumuzda e, ne istiyor ve neler yapmamız gerekiyor. Tongül doğum günü için bir pasta siparişi vermek istiyormuş. Fakat pastanın neyli bir pasta yani? olacağını bir türlü karar veremiyormuş. Demiş Çikolata mı olsun meyveli mi frambuaz mı derken annesine soruyor oraya soruyor falan. Karar veremiyormuş. Sonra bunun için bir anket yapmış. Arkadaşlar demiş ki ya siz geleceksiniz doğum günüme. O zaman demiş şöyle size bir anket yapmak istiyorum ve bu anket neticesinde pastayı ona göre. Çünkü biz yiyeceğiz pastayı. Hep beraber yiyeceğimiz için şöyle güzel bir pasta olsun istiyorum demiş ve anket yapmış. Bu anketin sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazıyorum. Buna göre Tongül sizce hangi pastanın siparişini vermelidir demiş. Şimdi yine burada bir kıyaslama bir sıralama sorusuyla karşı karşıyayız. Burada en çok tercih edileni bulacağız ve ondan sonra onu işaretleyeceğiz. Fakat biri armut, biri elma, biri işte ondalık sayı falan derken kafamız karışmasın. Hepsini yüzdeye çevirelim. Çünkü konumuz yüzdelik. 1 bölü 4'e bakalım. 1 bölü 4'ü ben neyle genişletmem lazım? 25 ile genişletirsem paydamı 100 yaparım. O zaman 1 çarpı 25 diyorum. Bölü 4 çarpı 25 diyorum. Buradan 25 bölü 100 diyorum. Ve buradan ne olur? Yüzde 25. Demek ki meyveli pasta olsun diyenler %25. E buraya bakalım. Şunu da ta en sona yazalım hadi. Bu da zaten hazır bir şekilde bekliyor. %27. E 0 0.18'e bakalım. 0 tam %18. Bakın. %18 bunu nasıl gösteriyorum? Kesirli olarak. Bakın 18 bölü 100. Bu da zaten hazır yüzde 18. Zaten söylerken bile kendini ele veriyor yüzde 18. Buraya bakalım bunda da yine bir işlem yapmamız lazım 2 bölü 5. 5 sayısı nasıl 100 olur diye düşünüyorum 20 ile genişletirsem olur. O zaman burasını 20 ile çarpıyorum, burasını 20 ile çarpıyorum. Hemen bakın şuradan 40 bölü 100 diyorum. Buradan da 40 cevabını bulmuş oluyorum. Peki buradan bakıyorum yüzde 25. Meyveli %27, frambuazlı %18, fındıklı, çikolatalı tabii ki herkesin sevdiği, tüm çocukların sevdiği bir tat çikolatalı %40 olarak gözüküyor. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? En fazla çikolatalı tercih edildiği için çikolatalı siparişini verecektir. Tongül arkadaşımız Tongül'e de yeni yaşında mutluluklar diliyoruz. Bir başka sorumuz yine sıralama sorusu. Mükemmel derecede güzel bir soru. Hemen bakalım sorumuzu okuyalım. Bir sıralama verilmiş. Yukarıda verilen sıralamaya göre MN2 basamaklı sayısı kaç farklı değer alır? Bakın süper bir soru. Burada yüzde olarak vermiş. O zaman biz de bunları ne yapacağız? Yüzde olarak yazmak zorundayız. Sıfır tam yüzde 43. E hocam zaten söylerken bile yüzde olduğunu söylüyoruz. Yüzde 43. Şu ifadede bakın hatta şunu bile yapabilirsiniz. Şuradan bir sıfır koyduğunuzda ne oldu? Yüzde 43 oldu. O zaman buraya yazalım. Yüzde 43 yazdık. Yüzde MN2 basamak sayısı. Ve buraya bakalım. 1 bölü 2. 1 bölü 2 de şurada yapalım. 1 bölü 2'yi nasıl yüzde yazabiliriz? Paydasını 50 ile genişleterek yazarız. 50 ile 1'i çarptım. 50 olur. 50 ile 2'yi çarptım. 100 olur. E hocam bu da zaten yüzde 50 olacaktır. Buraya da geliyorum. Yüzde 50'yi yazıyorum. %43'ten büyük, %50'den küçük. O zaman burası %44 olabilir. %45 olabilir. %46 olabilir. %47, %48 ve %49 değerlerini bu iki basamaklı sayımız alabilir. Peki kaç tane farklı yer alır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop cevabımız nerede? Bakın C şıkkında diyorum. Ve bu güzel soruyu da ne yapmış oluyorum? Göndermiş oluyorum sevgili arkadaşlar dedim. Ve çıtır bir soruyla yolumuza devam ediyoruz. Bu sorular biliyorsunuz böyle her zaman söylüyoruz. Ee, bir çayın yanında yediğimiz bir tuzlu fıstık gibi ee, çıtır sorular. Hemen okuyalım bakalım. Tankut her hafta aldığı 40 TL harçlığının %20'sini biriktiriyormuş. Yani haftalık 40 TL harçlık alıyorsa Tankut'umuz aferin Tankut'a %20'sini biriktiriyormuş. Ee, buna göre Tankut bir ayda Sonunda kaç TL parası? Büyük? Bir ayda kaç hafta var? 4 hafta. Demek ki 4 hafta parasını biriktiriyormuş. Hemen bunu bakalım. Önce 40 TL'sinin %20'sini bulacağız. %20'yi nasıl buluyorduk? Her zaman söylüyoruz. 40 TL ile %20'yi önce kesir olarak yazalım. 20 bölü 100 olarak yazıyoruz. Hemen geliyorum. 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Burada 40 ile 20'yi çarpalım. 40 ile... 20'yi çarpalım. Buradan da o 4 kere 2. 8. 2 sıfırımı ekliyorum. 800. 800'ü kaça böleceğim? 100'e böleceğim. Yüze 100 böldüğümde buradan ne çıkar? 8. 8 TL birikim. Yani derler yani cukkaya atıyor. Biriktiriyormuş. Birikim yapıyormuş 8 TL her hafta. Bir haftada 8 TL biriktiriyormuş. Peki bir haftada 8 TL biriktirirse 4 haftada ne olur? E, bir hafta 8 ise 4 haftamız 4 kere 8 32 TL para biriktirmiş olur bu arkadaşımız dedik. Ve şıklarımız nerede? B şıkkında bakın. işaretliyorum ve yoluma neyle devam ediyorum? Ödüllü soruyla devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar ödüllü sorumuzun cevabını mutlaka çözüyorsunuz. Doğru cevabı şıklara yazıyorsunuz. Herkese başarılar diliyorum. Yüzdeler konusu önemli. Tekrar etmeyi unutmayın. Eksik bir nokta bırakmayın. Hepinize başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.